Kimle yaptın bu işi? Ahmet, ciddi yürük değilim sana. Ahmet, söylesene hangi arkadaşın idi? Kim sürecek bu arabayı Ahmet? Bak ben sana söyle diye yalvarıyorum Ahmet. Söyle. Çeçen'in yerini sana kim gösterdi? Ki oğlum daha ne isteyesin bizden? Yeter ya. Çok eksiklikler var. Beni biraz daha umutlandırıyor yani. Sen bunu nereden bildin? Kimi koruyorsun? Kim sana böyle yap dedi? Korkma, adalet var. Ahmet, ciddi yürük değilim sana Ahmet. Tırnak içinde onu eksik bıraktım. Küpesi bir başkasında bulundu. Evet mi canım? Ondan sonra bir başka sebep daha var. İki tane genç var. Kızı sıkıştıran, ondan yararlanmak isteyen iki tane genç var. Bunu da söyleyen. Bunlar eksik kaldı. Evet. Tamam, olay yeri benim sorumluluğumda. Bu cinayetin içinde olan kadının da kim olduğunu bulunmasını istiyorum yani. Emniyette işte olduğumu söyledim. Bunu da kimse kabul etmedi. Buna ne diyecekler? Yani Nazmiye kaybolduktan öyle bulunana kadar ben işe gidip geliyordum. Ama sonra yer gösterdin, cinayet böyle böyle oldu diye anlatmışsın ya dosyada. Evet. Hapse girmeyeceğini düşünerek mi böyle anlattın? Yok. Yani o da benim sorumluluğumdu. O zaman aklımda ne geçiyordu, ne yapıyordum bilmiyordum. Yani Ali Yaşar da bizi suçladı. O niye öyle bir şey söyledi ki? Yani burada esas alınacak şey kadının kim olduğu. Umut'un sahile bırakılıp da kadını kimse söylemiyor burada. Çok eksiklikler var. Bu cinayetin içinde olan kadının da kim olduğunu bulunmasını istiyorum yani. Dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Tamam, olay yeri benim sorumluluğumda. Gidip de oğullarımın ismini vermem. Tamam, olay yeri benim sorumluluğumda. Ben Sevdin'den Mehmet Ali koruyorsam, ben Ali Yaşar'dan daha babayım o zaman. Yani gidip de oğullarımın ismini vermem. Yengemi öldürenlerin bulunmasını istiyorum yani. Bunlar hep böyle yalan konuşuyorlar. Yok öyle bir şey Vici abla. Ben bu abla vicdanımla söylüyorum, yok. Ahmet'in hala da Ali Yaşar'a öfkesi dinmemiştir. Ben devamlı göz önünde olduğum sürece ne abim savundu beni, ne Hasan Şükrü savundu beni, ne babam savundu beni. Benim ismimi söylediler. Ben geç yaşta kafayı yedim. Cezaevleri gördüm. 17 yaşında her neyse. Beni savunmadılar. Sonra balıkçının ve petrolcünün anlatmalarına göre kapşonlu bir bayan. Bunu arıyorduk Akçabat'ta. Akçabat'tan Vafı Kibir'e gidene kadar Ali Yaşar ne oldu, ne değişti? Gittin hemen bizim isimlerimizi verdin. Bir kadın da o torunum Umut'u sahil kenarına bırakmış, petrolcü tarif ediyor, ifadesini bile verdi. Çocuk bu diyor, önümden geçtiler bir kadınla, kapşonlu, yüzünü görmedim kadının ama saçları kıvırcıktı, siyah kıvırcık. Ali Yaşar için üzülmüyorum, ona baba demek de istemiyorum. Kim ayıplarsa ayıplasın, öyle baba, dinde yeri olur. Varsa ayıplasınlar, ne yaparsalar yapsınlar. Ben Ali Yaşar için şu kadarcık üzülmüyorum artık. Bir baba gözüyle de görse ki bir suçu var, onu örtbas etmek ister. Gidip de ayan beyan söylemez. Gittin hemen bizim isimlerimizi verdin. Ben Sevdin'den Mehmet Ali koruyorsam, ben Ali Yaşar'dan daha babayım o zaman. Yani hani bir an vardır, sinirlenme bir anı vardır da derler ya, yeminim bu yaptı diye. Biz de ona yanıldık. Keşke suçlamayaydık. Ama ilk suçlama da Ali Yaşar'dan geldi. Vakti Gebir'e gidip de yerden yere vurup da kendini demeseydi ki uşaklarım yaptı, Akçabat'ta onlarıydı. Bu hale hiç düşmeyecektik. Hayatları mahvoldu. Hiç tahmin etmedik. Hiç. Dava çözülür. Çam cinayetinde sanıklar bir kez daha Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar kayınpeder Ali Yaşar Çam ve kayınbirader Ahmet Çam hazır bulundu. Bilmiyorum yani karar ne çıkar. Bir şey düşünemiyorum şu an. Ali Yaşar'ın sunduğu bu yaş problemi başından beri üzdü bizi zaten ya. Ali Yaşar zamanından beri Ahmet'in ismini, bizim ismimizi söyledi. Yengemin küpesi olduğuna kanaat getiriyorlarsa üzerinde durmakta fayda var derim. Yurdanur diyen bir kadının evinde bulunmuş bu küpe. Yengemle de tanışıklığı vardır. Yani 8 yıl geçmesine rağmen halde çözülmeyen bir cinayetin içinde yer alıyoruz. Yengemi öldürenlerin bulunmasını istiyorum yani.
kayınpeder Ali Yaşar Çam, oğlu Ahmet Çam'ın cinayet tarihinde 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlamak için oğlunun doğum belgesini avukatı aracılığıyla mahkeme heyetine sundu. İnşallah adalet yerini bulacak yani. Bakalım Sayın Adalet ne diyecek? Hakim dedim, bekliyoruz kararı. Doğum raporunu aldım, mahkemeye sundum. 11. ayın 18'i saat 23.40'da dünyaya geldi erkek bebek. Ne zaman senle ben yengenin yanına araba babam da dahil olmak üzere öldürmek için gittik? Susma. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kaybedecek de bir şeyim kalmadı. Benim günahım ne? Suçluları saklamak. Onu bu işe sokanlar, onu öyle dediler, o kafa öreye yıktı. Gerisini de adalet bulacak. Ona inanıyorum yani. Ali Yaşar Çam'ın avukatıysa müvekkilinin savunmasını tamamlayabilmek için mahkemeden ek süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti davayı 28 Mart 2017 saat 16'ya erteledi. Sanıyorum 28'inde karar açıklanır. Yargıtay şeklen kararı bozup göndermişti ve aynen şöyle söylüyordu. Sair hususlar incelenmeksizin usulü eksikliklerin tamamlanarak dosyanın geri gönderilmesi. Dolayısıyla Yargıtay esas incelemesini tamamlamadığı için 28'inde karar çıkacağını bekliyoruz. 28'inden sonraki süreçten sonra dosya tekrar Yargıtay bir cezaya gidecek ve karar çıkmasını bekleyeceğiz. Geçtiğimiz davada çok umutluyduk ancak ertelendi. Ek süre talep etmişlerdi Ali Yaşar onların avukatları. Mahkeme başkanı 28'ine kadar süre verdi. Kararı bekliyorum şimdi. Geçen geldiğimizde, geçen davadan önce daha farklıydın. Bu davada biraz daha gergin olduğunu gözlemliyoruz. Evet, şimdi burada alı konulmadan 7 yıl ceza istediler. Mahkeme kabul etti. Cezaevine girme şiirimiz de var. O yüzden biraz gerginim. Senin yaşınla alakalı bir belge de sundu Ali Yaşar Bey mahkemeye. Kabul edildi. Trabzon Doğum Hastanesi'nde doğmuşum. 90 doğumluymuşum. 11. aylarda doğmuşum. Kimliğime geç yazıldım 92 olarak. Yaş tespiti yaparsalar ceza müebbede kadar gidecek. Bir haftalık süreç içerisinde Akçaabat Emniyeti'ne Akçaabat'ta bunlar idi. Gelinimi kaçırdıysa bunlar kaçırdı. Öldürmeden getirsinler, getirmelerini istiyorum gelinimi deyip Vakfı Kebir Emniyeti'ne diyor ki çocuklarım yattı. Yani ben Ali Yaşar gibi hemen gidip de emniyete babamdır diye, o yaptı diye demedim yani. Dosyayı 7 yıl ceza vererek kapatırsa Yargıtay'daki sonuçlamaya göre cezaevine kalmamıza karar verirse cezaevine gidebiliriz yani. Efendim bir de Ahmet'e de kulak verelim. Bakın Ahmet de neler söyleyecek, sonra diğer konularımıza geçeceğiz ve Trabzon'dan haber bekleyeceğiz. Yollanmış olan dosyanın daha fazla da uzatılmaması için karar günü olacak. Adı konulduğu belli. O yüzden fazla uzatmıyorlar. Bakalım bu mahkeme ne olur. Ceza verip yollaması net ama üst sınırdan mı verecek, 3 yıl mı verecek onu bilemiyorum. Yargıtay süreci başlar ondan sonra. Esas dosyaya katarak ceza verir mi müebbet orasını da bilmiyorum. Babam vardı, ben vardım. Hasan Şükrü vardı. Oraya attılar cenazeyi dediniz. Bu son zamanlarda değiştirdiniz. Hayır, babamla Hasan Şükrü yaptı. Ben yoktum dediniz. Evet dedim. Geçtiğimiz ayın ikinci duruşmasında ben söyledim onu. Neden böyle bir değişiklik yaptınız? Ahmet, bir de yaş tespitiyle alakalı bir durum var. Mahkeme onu kabul etmedi zaten. Kimlik yaşına göre tabi tuttu. Ali Yaşar'ın talebini reddetti yani. Esas yaş kimlikte olan yaştır. Yani madem yaşım 90 doğumluydum, o tarihe göre kimliğime geçseydiler. Benim yapabilecek olduğum bir şey yok bunda. Mahkeme de bunu kabul etmedi ki ben de kabul etmem. Burada bir aile ortamında kaçırılan bir gelin var. Ali Yaşar gidip Vakfı Kebir Emniyeti'ni benim ismimi veriyor. Ben bir akşam arayabildim yengemi ya. Vakfı Kebir Emniyeti'nin bundan haberi yok. Kimse burada hemen direkt yer göstermeye atmasın olayı. Yer gösterme çok önemliyse Vakfı Kebir Emniyeti'nin bundan haberi yok. Umudi sahile bırakıp da yengemi kaçıran kadını. Yengemin küpesi olduğuna kanaat getiriyorlarsa üzerinde durmakta fayda var derim. Yurdanur diyen bir kadının evinde bulunmuş bu küpe. Yengemle de tanışıklığı vardır. Sona yaklaşıldı diyorlar da. Bu cinayet
cinayetin içinde olan kişiler başka kişiler. Nasıl sona yaklaşılıyor bu ki? Ahmet Ses evine girsin, Bakak Cevat'la neşenlikler olur. Neden öyle düşünüyorsunuz, öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Ahmet Ses evine girsin, katil çıkarır diye. Vavuke bir emniyetinin bundan haberi yok. Umut İsa'yla bırakıp da yengemi kaçıran kadını. Ali sona yaklaşıldı, sona yaklaşıldı diyorlar da. Bu cinayetin içinde olan kişiler başka kişiler. Nasıl sona yaklaşılıyor bu ki? Bu cinayetin ortaya çıkmamasında ben son derece rahatsızım. Katillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bu cinayetin ortaya çıkmamasında ben son derece rahatsızım. Katillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Sabır bitti yani bizde. Cinayetin yeniden araştırılmasını bekliyoruz yani. Hepimiz çok yorulduk. Ben sona yaklaşıldı, sona yaklaşıldı diyorlar da. Bu cinayetin içinde olan kişiler başka kişiler. Nasıl sona yaklaşılıyor bu ki? Katillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Sona yaklaşıldı, sona yaklaşıldı diyorlar da. Bu cinayetin içinde olan kişiler başka kişiler. Nasıl sona yaklaşılıyor bu ki? Dava çözülür. Evet, 7 yıl önce işlenen bir cinayet. Şimdi bir taraftan Nazmiye'nin ailesinin yaşadığı hüznü çok içimde hissediyorum. Cuma günü de söyledim. Diğer taraftan yargılananlar için de böyle hani her gün, yani yarın kapımı çalacaklar, yarın kapımı çalacaklar duygusu bence en büyük ceza. Tabii ilgisi yanılıyor olmadığı, muyum Ali Yaşar Bey yani? İlgisi olmadığı halde. Yavrum bizim ilgimiz yok, ayağımız yok. Ben adaletime sesleniyorum. Bu kadar bulgular bulduk. Araba bizim değil. Küve bulunan yer var. Okulun önünden aldık diyen şahıs var. Ya cinayet belli. Ahmet Yer'in cesedin yerini biliyorsa bu işi biliyor. Bizim günahımız ne? Ben de adalet istiyorum. Ben adaletten kaçmıyorum. Ama korku, her günde bir korku ya, da yaşıyorsun tabii değil ki. Mi? Ama gayet ben, tabii. Acaba mahkumiyet gelecek mi? Acaba Yargıtay onaylayacak mı? Neden böyle yargılanayım? Ben adaletime sesleniyorum. Acaba Yargıtay onaylayacak mı? Neden böyle yargılanayım? Ben adaletime sesleniyorum. Devamlı da sesleniyorum. Her gün aramaktayım. Tamam. Duran'ın, Ayşe ablanın da bu işte büyük evlatlar ama evlat benim de evladım ya. Benim ocağım sönmüş. İki tane yedim lan baş başayım. Bunların geleceği ne olacak? Bir baba gidecek, bir dede gidecek. Burada 5 kişi daha kalk edilecek. Ölüme gidecek. Suçsuz yere ya. Şimdi Ali Yaşar Bey, sen gerçekten 7 yıldır iddia ettiğin gibi suçsuzsan sen zaten çok ağır bir travmanın içindesin. Bir de tabii ki. Bu dağın ben hayırlı. Şimdi bak Duran'a şunu sesliyorum bak. Zaten evladı onun evindeydi. Bak aile camı verdiği ifadenin yalan olduğunu adalet de duysun, o da bilsin. Kızı zaten evindeydi. Oğlu geldi bıraktı Akçabat'ta evine. Aile camın verdiği ifade de pazartesi sabah ben erken saatte gelinimle Akçabat'a gittim. Ya nerede gördüm ben Nazmiye'yi Allah aşkına ya. Yalanların nerede olduğu belli. Ben adalete bunu da sesleniyorum. Ben pazartesi sabah köyden Akçabat beldesi Akçabat'a gelinimle bilenmişim. Ya nerede gördüm ben gelin? Ben akşama kadar fındık diyordum bahçede. Şahitli ispatlı. Şahitler dinlenilmiş. Beni köyden aşağı alan Mehmet Ali telefon ederek. Getiren arabacı belli. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ali Yaşar Bey, ben hani buradaki kilit ismin sadece zaten Ahmet Çam olduğunu düşünmüyorum. Ben Aile Çam'ın da bu cinayette çok ya bu isim kilit isim Mehmet Ali'ler, Seyfettin, Ahmet de değil belki de. Ben Allah'a can vereceğim. Ben görmedim. Ama burada kilit isim Mehmet Ali, Seyfettin Ayla. Ahmet'i kukla kullanabilirler. Yaşı tutma. Savcı demiş Ahmet'e ki yaşın tutma. Sen böyle de dosya kapasın. Bu ne? Hangi savcı der ya? Ama ve lakin yerel mahkemenin beraat kararı verdiği noktada savcı da zaten ben her ne kadar bunun doğru olduğuna inansam da bununla ilgili delil toplanmadı dedi. Yani toplayamadık delili dedi. Bu işte çok önemli. Hep Arif Hocam'ın dediği nokta bu yani. Delillendirilemedi dedi. Çünkü gerçekten dosyada Ali Yaşar Çam'ın Nazmi gelinini öldürüp öldürmediğini. Ama dosyada onunla ilgili delil yok. Kanıt yok. Mahkumiyete yeter derecede kanıt yok. Yok yok ama, gerçekten ama yok yani. Oldular. Ama mahkumiyet verildi. Şimdi bunu da neden dile getiriyorum? Çünkü bakın adalet her zaman herkes için lazım. Yani sizin için de lazım, benim için de evet, lazım, tabii. Ali Yaşar için de, sizler için de. Hani hepimiz için lazım. O yüzden doğruyu konuşmak gerekiyor ki yarın bir gün aynı haksızlıklarla biz de karşılaşmayalım diye. Zaten özür dilerim hocam. Zaten mahkeme de birinci, ilk yargılamayı yaptığı zaman Ahmet'in bu konuşmalarını kafi derecede görmediği için Ahmet'in de konuşmasını dikkate almadı. Hepsi hakkında beraat kararı verdi. O beraat kararı vermesinin sebebi bu. Bilhassa Ali Yaşar'la Hasan Şükrü'nün mahkumiyeti için atf-ı cürümden öte, yani bir kişinin suç isnadı bulunmasından öte
elle tutulur, gözle görülür bir kanıtın mevcut olmadığını kabul ederek beraat kararı verdi. Evet. İlk mahkeme. Kesinlikle öyle. Evet. İlk ama mahkemenin de oradaki ama bence yanlışı, onu da söyleyeceğim. Ali Yaşar'la Hasan Şükrü'nün beraat kararı haklıydı. Ama bu kadar olayları bilen Ahmet Çam'ın onlarla beraber beraat ettirilmesi ve konunun, o yanlıştı. Konunun Ahmet Çam'ın konuşmaları üzerinden yeniden soruşturulması gerekirdi. İşte o ayıklama orada yapılmadığı için bu adamlar şu an biz aslında onun problemini yaşıyoruz. O ediliyor. Zaman da Müge abla, o zaman da mahkeme başkanı şunu dedi. Akçabat savcılığı ve Vakfı Gebir savcılığına dilekçe yazılarak tekrar bu cinayetin araştırılmasını istedi. Ama ne derece yürüyor? Siz hep üçünüz aynı potaya konulduğunuz için zaten bence işler buraya geldi. Orada ayrıştırma yapılmadığı için. Çünkü Ahmet'in o sıradaki yer göstermesi vesaire delildir. Delil niteliği taşır. O yüzden zaten polisler götürüyorlar, işte yer gösteriyorlar bütün cinayetlerde. Neden daha sonra mahkemeye bunlar sunuluyor, delil olarak sunuluyor? Orada bir ayrıştırma yapılmamış. Peki bana göre dediğim gibi aslında kilit isimlerden biri Ayla Çam. Neden kilit isimlerden biri Ayla Çam? Çünkü Ali Yaşar'la Hasan Şükrü'nün yargılanmasına neden olan sadece Ahmet'in itirafları, iddiaları değildi. Ayla Çam'ın da ifadeleri, evet, oğlunun iddialarını doğrular nitelikteydi. Yani o gece evde değillerdi. İşte şöyle oldu, şüphelendim, ettim vesaire gibi. Özellikle işte geliniyle Ali Yaşar arasındaki yakınlaşmaları anlatması vesaire de, değil mi? Davayı o tarafa sürükledi. Başka konudaki kocasına karşı olan gazabını bu olaya aktarmaya kalktı. Eğer bir arabadan bahsediliyor. İşte o araba bulunsaydı, o arabanın içinde Nazmiye'ye, rahmetli Nazmiye'ye, Ali Yaşar'a, Hasan Şükrü'ye, Ahmet'e ya da herhangi birine ait başka deliller bulunabilseydi, saçtı vesaireydi, parmak iziydi, şuydu buydu. Objektif bulgu. İşte cinayet aleti bulunabilseydi, üzerinde bir parmak izi. Daha sonra, yani bu hiç işlenmedi. Biz de daha sonra farkına vardık konuşmalardan. Nazmiye'nin üzerinde altınlar var. Bu altınlar alındı, yutulmadı ya. Bu altınlar bir şekilde bir yere satıldı. Nereye satıldı? Şimdi bakın, kim sattı? Onlar bulunabilseydi. Özür dilerim. Tırnak içinde onu eksik bıraktım. Küpesi bir başkasında bulundu. Evet Müge Hanım. Ondan sonra bir başka sebep daha var. İki tane genç var. Kızı sıkıştıran, ondan yararlanmak isteyen iki tane genç var. Bunu da söyleyen. Bunlar eksik kaldı. Evet şimdi eğer Ayla Çam'ın ya da Seyfettin'in ben o gün çok şüphelendim demesi ya da Ahmet'in biz beraber öldürdük demesi dikkate alınıyorsa neden evin kızının getir yengeni bize dediler sözü dikkate alınmıyor? Neden evin kızının getir yengeni bize dediler sözü dikkate alınmıyor? Neden evin kızının getir yengeni bize dediler sözü dikkate alınmıyor? Dosyanızın süresi biraz daha uzadı. Ne söyleyeceksin? Benim biraz çok eksiklikler var. Bu cinayetin içinde olan kadının da kim olduğunu bulunmasını istiyorum yani. Çok eksiklikler var. Bu cinayetin içinde olan kadının da kim olduğunu bulunmasını istiyorum yani. Çok eksiklikler var. Bu cinayetin içinde olan kadının da kim olduğunu bulunmasını istiyorum yani. Burada esas alınacak şey kadının kim olduğu. Umut'un sahile bırakılıp da kadını kimse söylemiyor burada. Cuma akşamı ki ben işteydim yani. Ama biliyordun bulunduğu yeri. Gidip de oğullarımın ismini vermem. Tamam, olay yeri benim sorumluluğumda. Emniyette işte olduğumu söyledim. Bunu da kimse kabul etmedi. Buna ne diyecekler? Yani Nazmiye kaybolduktan ölü bulunana kadar ben işe gidip geliyordum. Ama sonra yer gösterdin, cinayet böyle böyle oldu diye anlatmıştın ya dosyada. Evet. Hapse girmeyeceğini düşünerek mi böyle anlatmıştın? Yok. Yani o da benim sorumluluğumda. Yani Ali Yaşar da bizi suçladı. O niye öyle bir şey söyledi ki? Yani dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyorum. Ben Seyfettin'den Mehmet Ali koruyorsam ben Ali Yaşar'dan daha babayım o zaman. Yani Seyfettin'den Mehmet Ali koruyorsam ben Ali Yaşar'dan daha babayım o zaman. Yani tamam ben yaptım. Herkesin üzüldüğü kendine diyorum. Ben daha kimseye bir şey demeyeyim. Az ceza versinler, çok versinler. Versinler ne yapayım? Ayşe Güner, Mustafa Güner her şeyi biliyor yani. Ben Seyfettin'den Mehmet Ali koruyorsam ben Ali Yaşar'dan daha babayım o zaman. Yani Seyfettin'den Mehmet Ali koruyorsam ben Ali Yaşar'dan daha babayım o zaman.